Merhaba Leyhua, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Icon'dan Batyu'nun dans pratik versiyonunu izleyeceğiz. MV fazla izlenmemiş, o yüzden ikonikler biraz normal ikoniklere mi bilmiyorum. Yani genel olarak böyle bir sistemler falan, onu fark ettim. Ama bence şarkı mükemmel, yani vurucu olarak olsun. Şarkı çok güzeldi ama hani beni de anlayanları vardır. İlla bir hak verecekler de vardır. Vermeyecek olanlar da vardır ama birçok YG MV'sine göre çok sönük. Yani custom yaparım ben. Doğru yapmam gerekiyor çünkü aynı şirketler, aynı yerler. Yani Treasure'ınkine, Blackpink'in hani MV'leri falan mı bakıyorsunuz? Bayağı sönük oluyor. MV kötü müydü? Hani normaldi ama diğer yapılan MV'lere göre falan bence bayağı sönüktü. Böyle durumlarda biraz daha K-pop, tam şarkı çok güzel. Hani çocuklar bayağı iyi visual falan var ama böyle durumlarda falan Amy'nin de aslında çok başta tutulabilir ve çok tekrarlanabilir olması lazım. Çünkü Amy çok fazla tekrarlanabilir olmazsa insanlar çok fazla izleme durumu olabilir. Bence bunu YG yanlış yapıyor. Yani tamam çıkardılar falan ama promosyonları şu an nasıl devam ediyor tam olarak emin değilim. Uzun bir süredir çıkarmadığı için yani böyle bir geri dönüş bence yani NBA açısından biraz daha değil, hatta çok fazla üzerine iyi olabilirdi. Yani neler, hangi paralar dönüyor YG'de, NBA'lere yatırılıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz zaten. Takip edenler varsa. Umarım düzelir diyelim abi. Şarkı mükemmeldi bu arada. Çok canlı hissettiriyordu. Ben bu arada Icon'la Icon diyorum bazen ya. Aklım karışıyor. Icon diye bir şarkıcı mı ne vardı Amerika bilmiyorum. Küçükken öyle diyordum gerçi. Küçükken de Icon diye bir kişi vardı biliyorsunuz. Ona eskiden Icon diyordum ben. Oradan bir alışkanlık kalmış sanırım. Ne diyordum abi? Hangi şarkısını dinleysem dinleyeyim. Yani şarkıları çok güzel geldi bana. Dinledikten sonra bunu dinlemem abi falan bunu olmadım. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Icon'la dinlediğim bütün şarkılar şu an playlistimde. Albüm falan olsun pek dinlemedim. Bakmadım. Bay bay olsun, senaryo falan olsun. Blink blink olsun. Blink blink mi ya neydi? Blink blink mi? Öyle bir şarkısı daha var, tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla grup takip ettiğim için, çok fazla grupla iç içe olduğum için tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Öyle bir durum var. Yani neyi dinlediysem, neyi elim attıysam dinliyorum. Bu şarkı da öyle oldu. Bakalım izleyelim. Daha fazla Icon'la ilgili video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Let's go. Olayalım bakalım. Ne bekliyorum? 4th mini album flashback. But you dance practice. Altyazım açık. Anlamına bakmadım bu arada. Kılır bir ara. Hey. Kamera biraz aşağıda mı kalmış lan, bana böyle geldi. Tamam, biraz coşkulu bir hava var. Hey. Hey. Center'daki çocuğun boyu kaçtı ya? Bir 69 muydu, 66 mıydı, 4 muydu hatırlamıyorum. Çok iyi değil mi? Şarkının ben vokali olsun, böyle gidişatı falan olsun, böyle uyumu falan böyle beğendim yani. Eski anımsatan bir MV'si vardı ama yani müzik de aslında öyle bir şey anımsatıyor ama biraz sanki böyle günümüzde falan mixleşmiş gibi yani. Mixleşmiş gibi. Hoşuma gitti yani bayağı. Ey! Ah. Ah. Bazı idoller oluyor ya, çok normal okusa böyle kulağınız çok hoş gelir. Yani ne olduğunun bir önemi yok. Yani yüksek notası veya falsetosu fark etmiyor. Düz sesi bile hoşunuza gider. Bendeki durum o ya Icon'un. Güzel burada herkesin durması. Center'daki kişinin dans etmesi. Şaşırtıcı bir etkisi var yani. Ay, hareket bayağı iyiydi. Center'daki çocuk hiç Koreli'ye benzemiyor ya. Çok farklı bir havası var. Sürekli olarak da görmüş öncesinde de. Yani cidden hani farkı deyince sadece normal bir basit bir farklılık değil ya. Görünmemiş bir suratı var yani. Demek istedim o.
Hey. Bu Bobby Naksano var ya. Havaya bak. Daddy. Starster bayağı duruyor bu arada. Biraz eğlence havası var. İkonikler çıldırıyor şu an. Hani parti havası var zaten MV'de. Yanlış hatırlamıyorsam. Dansında da biraz parti havası var. Fark ettiyseniz. Konsepti bayağı iyi şarkının bu arada ya. Ama ben çok daha iyi MV yapabilirim. Çok fazlasıyla hatta. Burada kesim yani özellikle aklıma geldi. O dışarı çekilen, dış mekan çekilen ve arka tarafı gördüğüm sahne hani fena değil demiştim. Yani orası çok daha iyi olabilirdi. Orası çok zevk almıştı bence. Şakasın. Burada Gülcatmi'yi beğendim bu arada. Duruyor hani kızlar karşı şey duruyor hani çocuğun etrafını sarmış bir şekilde duruyor. Erkekler yandan yüceltiyormuş yanması falan. Hoş çünkü orada da zaten yüksek vokali çıkıyor. Tamamıyla cuk diyor duruyor yani. Yapılan hareketle söylenen söz. Aa üstündeki kıyafet çok iyiymiş lan soldaki çocuğun. Yeni fark ediyorum ben de. Bu arada oha çok iyi gözüküyor. Tatlı. Güzelliği etkisi var mıydı? Kareografi çok mu iyiydi? Normaldi. Hani patlayıcı bir etkisi olması gerekmiyor ama görüntü olarak güzel bir izlenim yarattı. Hani çok da güzel olmasa da normalin üstüydü diyebilirim. Hani verdiği hissiyat olarak çünkü bir de genel olarak hani konsept olarak benim mesela çok fazla bayıldığım bir dans stiliydi. Biraz daha rahat hani biraz daha böyle vokalin ağırlıklı oldu. Biraz daha rahat takıldıkları bir şey. Parti ama biraz daha sakin chill bir parti havasında bir dans ortamı vardı. O yüzden öyle düşünüyorum. Onun haricinde zaten yani bazı yerlerde falan böyle bir hareket, böyle bir oluşum oldu. Hareketlenme falan oldu. Farklar, farklı şekilde falan. Özellikle en son demiştim. Kızlar çocuğun etrafında oval çizip hani vokal yapılırken diğer çocukların falan yüceltmesi falan. Böyle şeyler falan güzeldi. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Icon ile ilgili video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.